Abdullah Ağar'la bir haritadan açıklamanızı isteyeceğim. Özellikle dünkü operasyona dair, o operasyona dair ne biliyoruz diye. Operasyon görüntüleri de var, video görüntüleri de. Yönetmenim Abdullah'tan da rica edeyim, Erdem'den de, editörümde. Yani bu kara harekatı ne demek? Bir de şöyle bir cümle var, o cümleyi de söyleyeyim. Özellikle çatışmanın sonraki aşamalarına hazırlık olarak demek ne demek? Yani nasıl değerlendiriyoruz bunu? Sonraki kara harekatının bir şekilde sinyali elbette, ama bu baskınlarla yetinmeyecek gibi duruyor İsrail. Ve sonraki sürece, sonraki aşamaya hazırlık demek de ne demek? Biraz onu da anlatırsanız eğer, buyurun. Görüntüler de burada. Şimdi tabii bir kere baskın kelimesi yanlış. Hı hı. Baskın nedir biliyor musunuz? Hı hı. Hasmınızın beklemediği yerde, beklemediği zamanda, beklemediği şekilde yapmış olduğunuz taarruzi bir eylemdir, bir harekettir baskı. O zaman ben burada soruyorum. Burada bir baskın görüntüsü var mı? Beklemediği yer var mı? Beklemediği zaman var mı? Beklemediği şekilde var mı? Bunların hiçbirisi yok burada. Bu bir baskın değil. Bu nedir? Bu bir şekilde bir etki tepki ölçme meselesi aslında. Şimdi İsrail buralara zırhlı kollarla girerek bir şekilde Hamas'ın kabiliyetlerini test etmeye çalışıyor. Yani bir şekilde Hamas'ın hani hep konuştuğumuz kabiliyetleri nelerdir, tüneller nelerdir, neler yapabilir. Şimdi buna dair aslında bir cebri keşif, başka bir ifadeyle ya da ateşle keşif. Mümkün olursa, becerebilirse burada bir takım mevzileri de yok etmek istiyor. Yani tespit, şimdi şöyle bir şey var. Şimdi havadan sürekli vurdu. Sürekli bir bombardıman. Şimdi ama havadan vurması namlu namlu yapılan bir mücadele karşılık gelmiyor. O arzu etmiş olduğu o namlu namlu mücadelenin etkisini de öğretmiyor. Ne yapması gerek? Bir şekilde bu ateşle keşifle, cebri keşifle Hamas'ın kabiliyetlerini öncelikle görmesi gerek. Bir diğer tarafıyla da tespit edebilirse veya daha önceden tespit ettikleri varsa daha kudretli silahlarla, tank namlularıyla bir şekilde doğrusal ateşlerle onları imha etmek. Neyi imha etmeye çalışıyor? Örneğin burada bir, ben söylemiştim, hatırlar mısın? Ya dedim, bu yıkıntıları oluşturuyor, bu binaları yıkıyor atıyor ama burada yeni mevziler oluşturuyor Hamas'a. Değişken bir alan oluşturuyor. Hamas dedim bunları kullanacak. Şimdi ne yapıyor? Yukarıdan vurdu, bina çöktü. Bu bina tam anlamıyla bir doğal mevziye dönüşüyor. Bir diğer tarafıyla kendi yapacağı zırhlı birlik harekatını engelliyor. Bakın önde ne gidiyor? Dozerler gidiyor, zırhlı dozerler gidiyor. Ne yapması lazım? Arkadan gelen diğer zırhlı unsurlara alan açması lazım. Yani ne için? Hem hareketi için hem de önünde olası mayın, bu bir tuzak veya EYP varsa onları temizlemek için. Şimdi bununla beraber bir zorluyor. Zorluyor. Baktı nereye kadar gidiyor. Caydırıcı güç de oluşturuyor. Yani caydırıcılık üretiyor mu? Bu caydırıcılık kelimesi çok güçlü bir kelime. Belki de Hamas gelsin istiyor. Belki içeri derinlere çekiyor. Şimdi o oradan girecek bir zırhlı kol girdi. Şimdi bu bir ilk temas. Şimdi içeriye çekip etrafına ve arkasına dolanırsa, tünellerden arkadan çıkarsa ne yapacak? Buna dair sahadan gelen teyitsiz bilgiler var. Yani örneğin hani ben teyit edemem, bilmiyorum. Şimdi bu konulara çok iddialı cümleler kurmayacağım. Ama bakıldığı zaman 10 tane tankını bırakıp gittiği ifade ediliyor bir tanesinde. Çünkü sonuçta Hamas, bakın, göstermiş olduğu silahlar, kornet gösteriyor, javelin gösteriyor, enlav gösteriyor, AT-4 gösteriyor. Bunlar bende var diyor. Şimdi bunların hepsi, Markevalar ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, Markevalar üzerinde etki üretebilecek silahlar. Onları da gösterdiler. Onları da gösterdiler zira. Evet. Abdullah, burası bu tankların ve bu görüntüler zırhlı kol. Zırhlı kol. Bu bir taktiksel düzen değil. Öyle şimdi mi? Hayır, bu taktiksel düzen, bu bir sızma düzeni. Sızma düzeni. Yani ilerleme düzeni. Taktiksel düzen nedir? Bunların hepsi bir şekilde muharebe düzenine geçerler ve bir şekilde bir hat oluştururlar veya kama düzeni oluştururlar veya ters V şekli, yani ters kama, düz kama, hat düzeni gibi bir takım düzenler oluştururlar. Budur muharebe düzeni. Bu göstermiş olduğu bir intikal düzeni.
Şimdi bu intikal düzeni ne yapar? Herkes namlusunu sağa çevirir, sola çevirir veya tehdidin yoğunlaştığı alana çevirir. Ama bunu bir taktiksel düzen diye ifade ediyorlarsa burada bir yanlışlık var. Burada bir bilgisizlik var. Abdullah abi, hemen bir şey sorayım. Tam da aslında sorduğun soru. Zaten bu girdiği alanı yukarıdan bombalamayla halledebiliyor değil mi? Ya şimdi şöyle bir şey var. Benim gördüğüm, anladığım şu. Bombardıman yapıyor. Tabii bombardıman ne yapıyor? Hamas'ı baskılıyor. Tabii. Ne yapıyor? Tünelleri çekiliyor. O bombardıman sırasında ilerliyor. Yani o ateş baskısı diyoruz biz buna. Yani ateş üstünlüğünü elde edip Hamas'ı şey yaparak, yani mevzi almaya zorlayarak veya bir şekilde darbe almayacağı veya zarar görmeyeceği alanlara girmesini sağlayarak bu kolun ilerlemesini sağlıyor. Bu kola alan açmaya çalışıyor. Bu kol tam olarak sınırdan bakıldığında haritaya getirsinler mi? Olur. Siz gösterir misiniz? Yani bizim bu gördüğümüz tanklar bu haritada tam nereye tekabül ediyor? Şimdi kuzeyden girdikleri söylendi. Kuzeyden söylendi. Ama ilk bilgiler Refah sınır kapısından geldi. Hı hı. Ardından Han Yunus'tan geldi. Hı hı. Burada pazar günü çatışmalar olmuş. Yani benim hani öğrenebildiğim kadarıyla. Hı hı. Ama bunlar çok açıklanmadı. Hı hı. Şimdi bu taraf açıklandı. Şimdi bunlar ne demek? Bunlar aslında büyük kapsamlı bir kara harekatına karşılık gelmiyor. Bunlar bir şekilde taktiksel alanlarla ilgili. Yani küçük seviyede, küçük birlik harekatına karşılık geliyor. Baktığımız zaman bu bir zırhlı kol. Kaç tane gördük? 7-8 tane tank gördük. Şimdi bu yarım bölüğe, tank bölüğüne karşılık geliyor. Şimdi bu tabii içinde kimler var? Diğer zırhlı araçlara baktığımız zaman, hatta şöyle bir cümle kuralım. Arkadaşlar o görüntüleri gösterirlerse. O görüntüleri bir daha tekrar getirebilir miyiz şimdi, Abdullah? Yönetmenimden rica edeyim. Şimdi bak önde şu giden, şunlar tank değil mi? Ama arkadan gelenler, şunlar zırhlı personel taşıyıcı veya zırhlı savaş aracı. Yani bu bir zırhlı kol. Bak önde şeyler var. O Dobi dedikleri, hani nedir onların adı? Zırhlı dozerler var. Zırhlı dozerler önden işte mayın, EYP vesaire şeyleri temizliyor, yolu kazıyor. Şimdi onlar da oradan bir şekilde ilerliyor. Bu neyi gösteriyor bize? İsrail yaşamış olduğu şeyi gösteriyor. Tahditleri gösteriyor. Şimdi o tahditlerle beraber kendisine bir alan açmaya, bir ilerleme mihveri açmaya çalışıyor. Şimdi burayı temizledi. Bu nasıl bir plan peki? Şimdi bu aslında bence hani biraz önce söyledim. Geri çıkışları da bu noktada risk gördüklerini düşünüyorum. Aslında temelde ne yapmaya çalışıyor? Bir kıyı başı oluşturmaya çalışıyor. Yani kıyı başı ne? Çatışma alanına girecek, güvenli bir alan oluşturacak. Burada mevzilenecek ve buradan yapmış olduğu bu kıyı başıyla beraber açılacak. Bu bir hazırlık mı o zaman? Yani ama geri çekildi. Geri çekilmesi niye geri çekildi biliyor musun? Bence risk gördü. Şimdi girdi, yokladı, kalabileceğini düşünmüş olsaydı kalırdı. Ne yapardı? O dozerler hemen orada topraktan setler oluşup tankların mevzilenmesi için alan açmaları gerekiyordu. Hı hı. Ama bunu yapmadı. Ya da yapamadı. Neden risk gördü? Çünkü yani sonuçta Hamas'ın atmış olduğu o roketler, keskin nişancılar bir şekilde üzerinde etki ürettiyse, dedi ki burada risk var, zayiat vereceğim, tankları kaybedeceğim. Hamas da bunların görüntüleri çekecek, kamuoyuyla paylaşacak ve ben bu noktada rezil olacağım. Ne yaptı? Tanklarını geriye çekti. Geriye çekti tankları. Şimdi böyle bir yoklama var. Yani taraflar şu an birbirlerini test ediyorlar. Bu yoklama sadece taraflar noktasında mı? Çünkü bir taraftan Netanyahu'nun eli diyorlar ki işte hem rehineler meselesinde hem bir şekilde tüneller, bir de aynı zamanda batı noktasında da elini böyle bir şey bu tutuyor. Bu görüntüler var ya. Evet. Bu görüntüler de Amerikalılar sadece, için de çok, yani bir kere bu görüntüleri, bu görüntülerin içindeki askerleri, bu görüntülerin içindeki askerlerin psikolojilerini çok çalışacaklar şimdi. Yani şimdi ne olacak? Şimdi burada bize konuşmak kolay. Ama orada ölüm var. Şimdi o ölüm duygusuna karşı İsrail askerinin mukavemeti nasıl? Şimdi bundan sonra yapacakları harekatlarla ilgili son derece önemli bir takım emareler içerisinde barındırıyor. Şeyi düşük, morali düşük, motivasyonu düşük. Şimdi ne yapacak? Yani şimdi duyuyorum. Yani biliyorum diyemem. Çünkü bu bilgiler gerçekten sağdan birebir birkaç kaynaktan teyit etmek gerekiyor. Delta girdi diyorlar. Amerikan deltası girdi diyorlar. Seal girdi diyorlar. Yani Amerikan özel kuvvetlerin de bu askerlerle beraber olduğu, hatta motivasyonların düşük olduğu, eksik olduğuna dair bir takım cümleler var. Şimdi neden? Bir soru soracağım. Bir asker ne için ölür? Bir asker ne için ölmek ister? Şimdi yukarıdan bomba atmak kolay. Ama sahada
daha başka bir şey. Namlu namluya karşı tabii karşıya kaldığınız zaman, ölüme empatiler gelişmeye başladığı zaman işler o kadar kolay olmadı, ortaya çıkar. Hmm. Şimdi hep ne dedik? İsrail şu ana kadar güç üstünlüğünü çok iyi kullandı. Ne yaptı? Katlederek kullandı. Ama sahada doktrin üstünlüğü Hamas'ta. Yani Hamas ne yapıyor? Bir gayri nizami harp metodu uyguluyor burada. Yani buna birileri şey de diyebilir. Yani hani militan diyorlar ama bu bir kendi içerisinde Hamas'a özgü, Gazze'ye özgü bir gayri nizami harp doktrini. Şimdi bunun içerisinde tüneller ve rehineler son derece önemli iki koz. İşte, evet. Şimdi İsrail hep şu cümleyi kurduk. Tekrar kuralım, hatırlatalım. Şimdi İsrail açısından bir Gazze'li hava bombardımanlarını öldürmenin hiçbir kıymeti yok. Binlercesini öldürmenin hiçbir kıymeti yok. Bunu ispatladı zaten. Ama İsrail bombardımanlarında ve bu sızmalarında bir İsrail'in ölmesi, bir Amerikalı'nın ölmesi çok farklı bir şey. İsrail kurşunuyla, İsrail bombasıyla eğer bir Amerikalı ölürse, bir İsrail ölürse bunun Amerika'dan da yankısı olacak. İsrail'den de yankısı olacak. Evet. Diğer eksenlerden de yankısı olacak. Sivillerin silahlandırılması gidişata dair ne söylüyor bize? Ya bu biraz şey. Yani aslında biz hep bunu İsrail'in seferberlik konusunda çok iyi olduğunu hani duyardık. Yani bununla ilgili çok iyi bir organizasyon var. Gerektiğinde hem yedeklerini çok ciddi anlamda, çok kısa bir zamanda mobilize edebiliyor, hem de halkını bir mukavemet harekatına, bir direniş harekatına hazırlama kabiliyeti ve kapasitesi var. Şimdi bu silahlar şey için değil, Hamas için değil. Yani Gazze'ye karşı aktif tedbir ortaya koyanlar için değil. İsrail derinliği az olan bir ülke Hülya. Yani 100 kilometreye 200 kilometre, kabaca 21 bin kilometre karelik bir ülke İsrail. Küçük bir ülke. Şimdi neyle mukavemet edebilir? Bir seferberlik yapılanmasıyla mukavemet edebilir. Yani aslında ancak o onu dinamik tutabilir. Hamas'a şu an yaptığını, ola ki mücadelenin başka evrelerine başkası kendisine yapmaya kalkarsa neye ihtiyacı var? Halkın mukavemetine ihtiyacı var. Yani halk bir şekilde tabiri caizse Hamas'ın yaptığının bir benzerini kendisine karşı bir işgal ve istila hareketi veya saldırı hareketi başlatana yapacak. Yani bu ne demek? Temelde ola ki Hizbullah veya Fatımi Yumtugayları veya işte Golan Tepelerinde yerleşmiş olan o şimdi Golan Tepelerinin Kurtuluş Cephesi veya birlikleri, Filistinler var orada. Oradan İran üzerinden, İran'ın motivasyonunda bir hamle gelirse veya şimdi buradaki olay, hani hep biz Şii milisler, Hizbullah, İran üzerinde konuşuyoruz ama çok önemli iki tane ülke savaş sebebi sayarım dedi. Ya eğer sen buradaki demografi alanı bir şekilde boşaltmaya kalkarsan. Bak Mısır'ın bu cümleyi kurması çok önemli. Enteresandır. Erdem, Mısır'la ilgili o görüntü var mı? Ve Ürdün. Ve Ürdün'le ilgili Mısır var da özellikle galiba. Biz bugün şimdi dersimize çalışırken onu da getirelim mi? Yani Mısır ve Ürdün burada önemli. Denklemin içinde tam da merkezinde duruyor zaten. Çünkü demografik yapısı da sonuçta bakıldığında yani Ürdün'ün %80-90'ının Filistinler oluşuyor. Bakın bu Mısır'dan gelen görüntü. Bu bir bunu ne olarak okumamız lazım? CC de burada. Ya bu bir gövde gösterisi. Caydırıcı mı? Caydırıcı kelimesi burada kullanabiliriz. Gazze'ye 200 kilometre uzaklıktaki bir alan burası. Yani tatbikatın yapıldığı alan Gazze 200 kilometre. Yani bütün, neredeyse bütün teçhizatını, yığınağını koymuş oraya. Şimdi neden bunu yapıyor? Şimdi biraz önce Mısır hassasiyeti ne? Evet, şeyle Hamas'la ideolojik anlamda bir çatışması, bir kutuplaşması var. Ama etnik köken anlamında bir işbirliği var. Ve mesele Hamas değil onun açısından. Filistin meselesi. Filistin meselesinin hamilerinden, hatta baş hamisi olmayı isteyen kim? Mısır. Çünkü son derece önemli bir konu o. Kendi jeopolitik hesaplarıyla ilgili. Benzer bir fotoğraf kimde var? Yani şeyi hatırla, Arap-İsrail Savaşı'nı hatırla. Şimdi orada da yarım kalan bir hesap var bazılar için. Tabii. Ve bir de öyle bir tarafı var. Şimdi şu kuracağımız cümle şu. Yarın çarşı karışırsa, hepten karışırsa, yani diğer Sünni Arap tabanlı ülkelerde bir şekilde silah, yani halının altındaki silahını ortaya çıkartırsa, o zaman işte o senin demiş olduğun halkın silahlandırılmasıyla ilgili temel denkleme doğru bir şey oluşuyor. Ki bu da olası galiba. Yani şimdi bu var, bir de halkı motive etmesi gerekiyor. Yani şimdi şöyle bir cümle kurmamız lazım. Yani sen halka silah dağıttığın zaman o silahın
silahı taşıyana, silahını yastığın altında saklayana vermiş olduğu bir özgüven var. Şimdi buna da ihtiyacı var İslam. Öyle algıladığını, öyle düşündüğünü değerlendiriyorum açıkçası. Yani halka silah vermek bir şekilde motive eder. Yani sonuçta silahsız bir insanın bir tehdidi gözlemesiyle silahlı bir insanın bir tehdidi gözlemesi arasında fark var. Ama Çetin'in dediği önemli bir psikoloji de var orada. Yani sokaklarda Çetin'er onun o dokusunu görüyorum, kokusunu alıyorum diyor. Korku. Yani korku kötü bir duygu. İnsan içinde o duyguyu barındırmak istemez. Gayrimeşrudur çünkü. Yani Hülya, ve, bak bir şey hani söyleyeyim. Bu çatışmacı ortam ve Netanyahu'nun tavrı bir süre sonra İsrail halkı tarafından şimdi, yani halkın şöyle bir şey var. Burada özellikle. Burada inkar edemedikleri ama söyleyemedikleri bir şey var. Haksızlık var. Bak şimdi kitabın ortasından konuşalım. Yani evet 1400 tane İsrail'in ölmesine sebebiyet veren bir Hamas baskını oldu. Hı hı. Bu doğru cümle. Hı hı. Ama bunun karşılığı binlerce Gazze'yi korkunç bir şekilde katledecek. Ardından 2.3 milyon Gazze'yi korkunç bir ölüm yağmurunun altında tutacak bir karşılık değildi. Nahak bir iş yapıldı. Nahak işin müntesibi korkar Hülya. Tabii. Bu böyle bir şeydir. Ya tabii. Haklı olan belli bir noktadan sonra hakkını aramak için canını ortaya koyabilecek bir refleks söyledi. Yani bu bir psikoloji. Hı hı. Yani hani mücadele alanlarından geldiğimiz için haklı olan korkmaz. Haksız korkar, kesinlikle. Haksız kaçar. Böyle bir şey var. Ve haksız bağırır da aynı zamanda. Sesi de yüksek çıkar ki öyle Netanyahu'nun da keza. Bizim hazırladığımız tam bunun üzerine. Yani bu bombardımanlar yapılırken sizin bir taraftan aslında bu bir baskın değil Hülya dediğiniz, farklı adlandırdığınız... Değil, bir kere yani hani bilmeyene harekat, söyler. Harekat, yapı...